Merhaba gençler. Önce sağlıklı günler diliyorum hepimize. Arkadaşlar bugünkü konumuz İslam tarihinin 4 halife dönemi. Önce halife kavramını anlatayım size. Arapça kelimelerde alef kelimesinden geliyor. Halef gelen, selef giden demektir. Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye göçtüğünde bir devlet kurmuştu. Daha sonra Peygamberimiz ölünce devlet başkanlığı boşalmıştı. Peygamberimizin yerine gelen devlet başkanına ve din başkanına halife adı veriliyor. Yani halife Müslümanların din ve devlet başkanıdır. Dört halife dönemine Hulefai Raşidin de denir. Bunun anlamı büyük halifeler demektir. Ki bu büyük halifeler derken Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali kastedilmektedir. Yine dört halife dönemine Cumhuriyet dönemi de denir. Cumhuriyet dönemi denmesinin nedeni bu halifelerin seçimle iş başına gelmeleridir. Sevgili gençler, bir yerde devlet başkanları, devlet yönetenler seçimle iş başına gelirse buna Cumhuriyet dönemi diyoruz. Şimdi dört halifeyi sırasıyla, ki sırasıyla öğrenmek şöyle yararlıdır. Çünkü olayların kurgusunu yaparken sırayabilirseniz kurguya göre halifeleri yerleştirebilirsiniz. Hazreti Ebubekir dönemi. Hazreti Muhammed binlerce yıllık bir putperestlik inancın yaygın olduğu Mekke'de İslamiyet'e getirmişti. Dolayısıyla buradaki kişiler de Allah kavramı, peygamber kavramı yoktu. Hazreti Muhammed ölünce bir takım kişiler dinden çıktılar. Bu Arapçada dönen, İslam'dan dönen, yoldan çıkan, dinden çıkan anlamına gelen ridde diyoruz. Ridde olayları diyoruz. Hazreti Ebubekir önce peygamberimizin ölümüyle ortaya çıkan yalancı peygamberleri ortadan kaldırdı. Dinden dönenler ikna edildi, yeniden Müslümanlığa geçirildi. Zekat vermeyenlerle mücadele edildi. Bunların tamamı dinsel ve siyasal etkinliğin tekrar sağlandığı anlamına gelir. Üniversite sınavlarında bu bilgiler verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir diye bir soru geldiği zaman dinsel ve siyasi etkinlik, otorite yeniden sağlanmıştır diyeyim. Hazreti Ebubekir bu işteki olayları bastırdıktan sonra Arabistan dışındaki ilk savaşına gidiyor. Bizans'a karşı kazanılan zaferle Suriye'nin kapıları Müslümanlara açılıyor. Şu bölgede yapılan savaş, Suriye alınmıyor, sadece kapılar açılıyor. Arkadaşlar bu savaş adı Ejderin Savaşı'dır. Daha sonra Irak dolaylarındaki Hire alınmıştır. Hazreti Ebubekir'in dönemindeki yapılan en önemli işlerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesidir. Hazreti Muhammed Kur'an ayetleri indirildikçe bunları vahiy katiplerine yazdırmakta ve hafızlara ezberletmektedir. Hafız Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen kişi demektir. Ancak katiplerce yazılan ayetler derli toplu değildi. Peygamberimizin zamanındaki yapılan savaşlarda ve özellikle de Hazreti Ebubekir döneminde az önce anlattığım ridde olayları dediğimiz o dinden dönenler, sahte peygamberlerle yapılan savaşlarda 700'e yakın hafız hayatını kaybetmiştir. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilenlerin sayısı azalması ortaya çıkması üzerine Hazreti Ebubekir bir heyet oluşturmuş hafızlardan Kur'an ayetlerini toplayarak kitap haline getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bu yazıya geçirilmiş haline musaf diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi değişme ihtimali de ortadan kaldırmış, günümüze kadar özgünlüğünü korumuştur. Hazreti Ömer dönemi. Sevgili öğrenciler, Hazreti Ebubekir'in ölümünden sonra Hazreti Ömer halife seçilmiştir. Bakın seçimle geliyor. Dört halife döneminde en çok fetih Hazreti Ömer zamanında yapılmıştır.
Hazreti Ömer dönemindeki fetih hareketlerini söylüyoruz. Hemen haritamızı alalım sevgili öğrenciler. Önce İran'dan başlayalım. Köprü, Kadisiye, Celule ve Nihavend savaşıyla buradaki Sasanilere son verilmiştir. İran'ın alınmasıyla Müslümanlar Türklerle komşu olmuştur. Ancak Ömer zamanında Türklerle herhangi bir ilişkiye girilmemiştir. Hazreti Ömer döneminin bir diğer fetih hareketi Mısır'ın alınması. Mısır'ın alınması Bizans'tan alınmıştır Mısır. Mısır'ın alınması Kuzey Afrika'nın yollarını açmıştır. Daha sonraki halifeler zamanında ve Emeviler zamanında Kuzey Afrika tamamen alınacaktır. Hazreti Ömer Kudüs'ü almıştır. Kudüs bilindiği gibi üç dinin kutsal saydığı tek kenttir. Filistin'i almıştır ve Suriye'yi almıştır. Irak'ın fethi tamamlanmıştır. Görüldüğü gibi bu sarı renkteki renkli yerler Hazreti Ömer zamanında alınan bölgeler. Şimdi sevgili öğrenciler, sonuçta fetihler olunca bir ülkede neler olur? Önce onun hakkında bilgi verim, ondan sonra diğer faaliyetlere gelelim. Sevgili öğrenciler, hangi uygarlık olursa olsun, İslam tarihi, Osmanlı, Pers, Roma fark etmez. Bir ülkenin sınırları genişlerse şunlar meydana gelir. Önce oradan başlayalım. Ülke yeni bir kurumlaşmaya gider. Mevcut olan kanunlar yetersiz kalır, yeni kanunlar yapılır. Sosyal alanlarda, ekonomik alanlarda, idari alanlarda, siyasi alanlarda düzenlemeler yapılır. Sınavlarda, Hazreti Ömer döneminde ki fetihlerin sonucu sorulursa aklınıza kurumlar gelsin. Ya da Ömer döneminde biraz sonra anlatacağım şu kurumlar eğer öncülerde verilirse, bunların nedeni sorulursa Ömer zamanındaki fetihler olduğunu söyleyeceksiniz. Şimdi bakalım neler olmuş. Beytül Mal adı verilen hazine oluşturuluyor ilk defa. İkta sistemi uygulanmaya başlıyor. İkta sistemi hakkında biraz bilgi verin. Arapça parçalanmış, kesilmiş toprak demektir. Topraklar, fethedilen topraklar bölümlere ayrılır. Toprağın mülkiyeti devlete aittir. Bunu işleyen köylü, vergisini oradaki yaşayan askere ya da memura verir. Böylece devletin hazinesinden para çıkmadan hem memurun maaşı karşılanır hem de ordu beslenir. O iktidayı alan görevli de tarımı devamlı canlandırmak ister. Çünkü köylü toprağa ekecek ki karşılığında iktidar sahibi maaşını yerine geçen vergi alacak. İlk düzenli ordu ve ordugah şehirleri kurulmuştur. Ordugah askeri şehir demektir. Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta ve İran'da ordugahlar vardır. Hem o bölgelerden gelecek olan tehlikeleri önlemek hem de o bölgelerdeki fetih hareketlerini yapmak için kurulmuştur. Fethedilen bölgeler illere ayrılmıştır. Daha rahat yönetmek için ve başlarına vali gönderilmiştir. Ve her ile bir kadı atanmıştır. Kadı hakim demektir. Bu kadıların ataması doğrudan doğruya halifeye bağlıdır. Çünkü eğer kadıyı atayan vali olursa, kadı o bölgedeki valiyi yargılayamaz. Doğrudan halifeye bağlı olması, kadıların rahat, özgürce karar vermesine yol açmıştır. Aynı zamanda bir kültürel olay olmuştur. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç tarihini başlangıç alan Hicri takvim oluşturmuştur. Şimdi bir daha söylüyorum, bütün bu teşkilatlama çalışmaları sınırların genişlemesinin doğal sonucudur. O zaman teşkilatlanmayla sınırların genişlemesini birbirlerine bağlayacaksınız. Hazreti Ömer 644 yılında İranlı bir köle tarafından öldürülmüştür. Hazreti Ömer'in şehit edilmesinden sonra Şura Hazreti Osman'ı halife seçmiştir. Hazreti Osman döneminin fetihlerine gelelim önce. Kuzey Afrika'da Trablus ve Tunus alınmıştır. Şu görmüş olduğumuz bölgeler alınmıştır. Hazreti Osman döneminde
Kafkaslara gidilmiş, buradaki Hazar Türkleriyle savaşılmıştır. Hazreti Osman döneminde ilk İslam donanması oluşturulmuş, Kıbrıs alınmıştır. Hazreti Osman döneminde ilk deniz savaşı, Zat-ı-Savari Savaşı ve Bizans donanması yok edilmiştir. Hazreti Osman döneminde Kafkaslara gelinmesi, Hazarlarla mücadele edilmesi ilk Türk-Müslüman savaşlarını başlatmıştır. Hazreti Osman döneminin diğer olaylarına gelince, sevgili öğrenciler, Hazreti Ebubekir'in kitap haline getirdiği Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Osman çoğaltarak illere göndermiştir. Böylece Kur'an-ı Kerim'in okunmasında dil ve şiir farkları ortadan kalkmıştır. Bu Kur'an-ı Kerim çoğaltarak vilayetlere gönderilmesi, Kur'an-ı Kerim'in değişik biçimlerinin ortaya çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiştir. Özgün halinin korunmasına çalışılmıştır. Aynı zamanda idari ve hukuki konularda da birlik sağlanmıştır. Hazreti Osman çok iyi kalpli, yaşlı bir kişi. Kendi ailesine olan, yani Emevi ailesi, Ümeyye ailesi oluyor, kendi ailesine olan kişileri önemli devlet görevlerine getirmiştir. Bu kendi ailesinden olan kişilerin devlet görevliliğine getirmeleri, Emevi ailesi, Ümeyye ailesinden olmayanların olmayanların tepkisine ulaşmıştır. Bazı illerdeki valilerin halka kötü davranması üzerine bir grup Hazreti Osman'a şikayette bulunmuştur. Bunlar Hazreti Osman'ın evinin etrafını sarmışlar. İşlerinden bazıları Hazreti Osman'ın evine girerek Kur'an okurken Hazreti Osman'ı şehit etmişlerdir. 656. İslam'daki ilk iç karışıklıkların çıkmasıdır. Bak, ayrılık demiyorum, karışıklık. İlk huzursuzluklar Hazreti Osman döneminde olmuştur. Hazreti Osman'ın öldürülmesinden sonra Hazreti Ali halife seçilmiştir. Hazreti Ali peygamberimizin damadıdır. Bu dönemde, Hazreti Ali döneminde iç savaşlar olacağı için fetihler durmuştur. Cemel vakası, yani deve olayı. Hazreti Ali'nin halifeliğini kabul etmeyen Hazreti Ayşe ve etrafındakiler Basra'ya giderek bir kuvvet toplamışlardı Hazreti Ali'ye karşı. Hazreti Ali de Basra üzerine yürüyerek bunlarla mücadele etmiştir. Ve Hazreti Ali ile Ali'ye karşı olan, Ali'nin halifeliğini istemeyen, ki bu arada niçin istemediğini söyleyeyim, bu kişiler Hazreti Osman'ın katillerinin bulunmasını istemişlerdir. Hazreti Ali'den ısrarla bunu istemişlerdir. Fakat Hazreti Ali, Hazreti Osman'ın katillerinin kim olduğunu bilmiyor bu arada. Ve bunu araştırırken bunlara karşı gelmişlerdir. Savaş, Hazreti Ayşe'nin bindiği deven etrafında yoğunlaştığı için bu olaya deve olayı, Cemel vakası denilmiştir. Bu savaştan sonra Hazreti Ayşe Medine'ye gönderilmiştir. Ve İslam'da ilk başkent değişikliği olmuştur. Hazreti Ali devletin merkezini Irak'ın Kufe şehrine taşımıştır. Bir önceki başkent Medine'ydi. Hazreti Muhammed, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanında başkent Medine. Şimdi ilerideki konularda göreceksiniz sevgili öğrenciler. Burada biraz önce bilgi verin. İslam'da ikinci başkent değişikliğini Hazreti Ali'den sonra Muaviye yapmıştır. Emevilerin başkenti Şam olmuştur. Burayı Emevi yazmış öyle. Emevilerden sonra başa gelen Abbasiler başkenti Bağdat yapmıştır. Hazreti Ali de başkentini Kufe yapmıştı. Sınavlarda bunlar sorulabiliyor. Sorular şu tarz edebilir. Örneğin hangileri ya da hangisi İslam devletine başkentlik yapmamıştır? Genelde Çeldirici'ye Mekke koyarlar.
Bir daha söylüyorum başkentleri. Hazreti Muhammed, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanında Medine, Hazreti Ali zamanında Irak'ın Küfe şehri, Emeviler zamanında Suriye'nin Şam şehri, Abbasiler zamanında Bağdat şehri. Bir diğer soru, başkent değişikliklerinin nedeni sorulursa, siyasi olarak güçlü oldukları yerde başkent oluşturuyorlar. Mesela Ali'nin taraftarları Kufe'de çok fazla. Onun için başkenti Kufe yapmıştır. Emevilerin başında geçen ilk halife olan Muaviye daha önce Şam valisiydi. Şam'da güçlü olduğu için Şam'ı başkent yapmıştır. Abbasiler de Bağdat'ta güçlü, başkenti Bağdat oluşturmuşlardır. Bu bölgede güçlü. Bu sınavlarda sorulabilir sevgili öğrenciler. Sıffin Savaşı. Şam valisi Muaviye, Hazreti Ali'nin halifelerini tanımadı. Ve bir ordu oluşturarak Hazreti Ali ile mücadeleye girişti. İki ordu Sıffin denilen yerde karşılaştılar. Hemen savaşın yerini gösterelim arkadaşlar. İki ordu Sıffin denilen yerde karşılaşıyor. Bugünkü Suriye'de bir bölge. Zaten Muaviye Şam'da valiydi arkadaşlar. Hazreti Ali'nin askerleri savaşı kazanacakken Muaviye bir savaş hilesine başvurmuştur. Hazreti Osman'ın çoğaltarak illere gönderdiği Kur'an-ı Kerim'den bir tanesi Şam'a gönderilmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'i savaş meydanına getiren Muaviye, Kur'an-ı Kerim yapraklarını teker teker kopararak askerlerine vermiş ve kılıçlarının ucuna takmalarını söylemiştir. Ve hep bir ağızdan Muaviye'nin askerleri, Hazreti Ali'ye karşı, askerlerine karşı bu ucunda Kur'an-ı Kerim yaprakları geçirilen olan kılıçlarını ve mızraklarını uzatarak Kur'an-ı Kerim'e kılıç çekilmez, Kur'an-ı Kerim'e kılıç çekilmez diye nara atmışlardır. Hazreti Ali bunun bir savaş hilesi olduğunu söylemesine rağmen askerleri savaşı bırakmıştır. Bazı tarihçiler bu olayı şöyle yorumlayabilir, o da doğrudur. Bu aramızdaki soruna Kur'an hakem olsun mesajı vermek istemiştir Muaviye derler. Ve arkadaşlar hakem olayına geliyoruz. Hakem olayı şu. Kimin halife olacağını belirlemesi için bir hakem kurulu oluşturuluyor. Kurul Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye dışında üçüncü bir şahsı halife seçmek için anlaşıyor. Hazreti Ali'nin hakemi halifeliği Hazreti Ali'den aldığını söylüyor. Muaviye'nin hakemi de bunu söylemek zorunda, bunu söyleyecek ve bu halife olacak üçüncü kişi. Ancak Muaviye'nin hakemi, ben Hazreti Ali'den boşalan halifeliği Muaviye'ye veriyorum diyor. Hile ile halifelik Hazreti Ali'den Muaviye'ye geçiyor. Bu Müslümanlar arasındaki ilk siyasi ayrılıkları başlatıyor. Ali taraftarları, Muaviye taraftarları, Ali'yi ve Muaviye'yi istemeyen hariciler diğer taraf. Hariciler, Muaviye'yi ve Hazreti Ali'yi öldürürsek olay sona erer diyorlar ve suikastçılar tutuyorlar. Muaviye kurtuluyor ama Hazreti Ali bu olaydan 4 yıl sonra camiden çıkarken öldürülüyor. Hazreti Ali'nin öldürülmesiyle 4 halife dönemi sona eriyor. Sevgili öğrenciler, bir hemen sonraki videomuzda anlattığımız konuları pekiştirmek için testler çözeceğiz. Şimdilik sağlıklı kalın, hoşça kalın, iyi günler. Ben Celali Boylu.